olayın bir tarafı Beşiktaş olsaydı nasıl tepki verirdim diye hiç düşündüm. Herhangi hangi tarafına göre yani hangi tarafı? İndik Fenerlilere saldırdık. Fenerliler de bizim topçuların evet. sporcu oldukları için bam güm yapıştırdılar. Ama bazıları böyle yerdeki adamı da tekmelemiş yani. Böyle sakil ama görüntüler işte de var. Ben orasındayım. Bence... B. Bizim topçular bam güm dayak yerken bir ikisi de yapıştırdı. Denk getirdiğini de indirdi. Hangisi daha kötü mü? Hayır. Ne tepki verirdiniz bu ikisi durumda? Biz şu an 3 Beşiktaşlıyız şu an burada. Evet, yani bir Fenerbahçe'de değiliz, Trabzon'da değiliz. Mesela Efe burada olsaydı ne hissediyorsun diye sorardım Fenerbahçe'ye. Size empati yaptığınızda ne hissederdiniz diye soracağım. Buyur abi. Ya ben sanırım ben olayın şu boyutundayım. Empati yapamam sanırım. Ama dışarıdan şu an baktığımda üzerine saldıran adamı indirmekte sıkıntı yok da yere düşen adama vurmak kısmında biraz sıkıntı geliyor bana. Yani biz şu an PFDK'nın 3 üyesi olsak Fenerbahçe'den Osterwolde'nin ceza yemesini mi tavsiye ederdik? O sahi de yerdeki adama yumruk atmıyor mu? O sahi ve Osterwolde mi sence sıkıntılı Fener'de? Yani ceza ben mesela... Mesela Trabzon ne almalı beyler? Abi yani... 2011 kupasını. Yok yok. Bence onu almamalı bu arada. Ya sağ kapatma verirler. Ne verecekler? Hayır ya. Bence şöyle. Fenerbahçeliler de Trabzonsporlular da şunu söylüyor aslında. Ya bu olayların hepsi Fener Trabzon maçlarında olmuyor mu? O zaman niye Trabzon Antalya maçı seyircisiz oynanıyor ki? Yani. Önümüzdeki seneki Fener Trabzon maçı mesela seyircisiz oynanıyor. 10 Fener Trabzon maçı seyircisiz oynanması gibi bir şey olamaz mı? Ceza. Ya burada hep sorun yaşayan Fenerbahçe ya. Ya ama 10 senelik ceza verme işini de nasıl açıklayacaklar abi? Çok mantıklı abi, yani. Puan ben, silebilirler belki. Ben şeyde puan de, silme çok bence ağır daha bence. Farklı üçüncü bir şey. Üçüncü oynuyor takım ve hiçbir günahları yok yani. Sadece evet takımın olacak. Günahı yok. Doğru bence abi ya. Daha farklı bir ceza olmalı ya. Ben bu sağ kapatma olaylarını çok yani mantıklı bulmuyorum. Ne olmalı? Ya mesela Trabzon Belediyesi CHP'ye geçsin anlatabiliyor muyum? Şey değil mi? Böyle bir ceza. Bıçak gibi keser olayları. Ne çok hazırlıksız yakalandım bu öneriye ya. Bayağı 2011 tavsiyesinden daha iyi tavsiye. Daha iyi tavsiye. Kabul etmek vallahi. Lazım. Ya bence mesela bir daha sağ olayı yaşanmaz diye düşünüyorum. Ya tamam ben size o zaman şunu sorayım. Sağdan çekilme olur mu? Ligden çekilme olur mu? Fener için mi? Aynen. İmkansız be abi. Genel kurulun etkisi saçma, diyorlar. Tamam bak şu saçma. Ya sonrasını konuşalım hadi tamam, olan oldu biz, yani. Biz Fenerbahçe'yiz. Bize inanılmaz büyük bir operasyon döndürülüyor bu ülkede. Trabzon'a gidiyoruz. Güvenlik önlemi alınmıyor. Otobüsümüz duruluyor. Yıllardır vuranı belli değil. Denizli'ye gidiyoruz. Meşale atıyorlar. Konfeti atıyorlar. Bir şekilde şampiyonluğumuza engel oluyorlar. Oyunu sürekli durduruyorlar. Bizi bu ülkede istemiyorlar. Tamam çözüm ne baba? Bir alt lige gidelim. Ya o zaman nerenin takımı abi alt lig? Ve alt ligden çıkacaksın. Yine aynı sisteme bir sene sonra dahil olacaksın. Yani oradaki düşünce şu. Beni bu ekonomik sistemden çıkarıp batın. Abi İtalya Ligi Juventus'u ekonomik sistemden çıkarttın. Süründü. Ama yine İtalya'da hani hepsi hayatına devam etti. Milan'ı gitti. Inter Şampiyonlar Ligi aldı. İtalya Milli Takımı Dünya Kupası aldı. Yani sistemden Fener'i çıkarsam futbol biter. O zaman sen de yarışamazsın. Yani çözüm bu değil ki. Çözüm Fenerbahçe'nin artık bence bürokrasiyle yani bayağı devletin tepesiyle ne hapsıl yapıyorsa ki bunu da herhalde en iyi Türkiye'de Rahmi Koç'un oğlu yapar yani. Biz yapamayız. Yani. Babacım bizim bu günlerde başımıza iş getirildi. Getirilmek istendi. Bizzat öldürülmek istendik. Bizzat şarampolden yuvarlatılmak istendik. Bize artık bunların sebebini, bunları yapanı, bunları organize edeni Trabzon'da ben maça çıkarken güvenlik önlemleri 5'te 1 olsun talimatını verenini ver. Ben bu adamların tutuklandığını göreyim. Bir içim rahat etsin. Ondan sonra ben bu sistemle devam ederim. Bunu diyecek bence. Yarışıp demesi lazım ama bunu. Ben oynamıyorum ya derse. Bir de şimdi şöyle bir tehlike var. 2 Nisan'da ben oynamıyorum ya demezse de sıkıntı. Bu sefer Fenerbahçe Başkanı'nın hiçbir ciddiyeti kalmayacak. Tabii taraftarla da bu arada arası hayır, şöyle, belki şeye düşebilir. Bundan sonra Fenerbahçe'nin bu başkanı ya da bir sonraki başkanı ben ligden çekileceğim dediği zaman aynen çekileceğin olur. Eğer çekilmezlerse. Şey işte yani demin öğrenin biz PAF takımla sahaya çıkacağız diye çıkmadı. Çıkmadı. Ondan sonra... Ama bence Fenerbahçe'nin 2 Nisan olayı biraz da şu geliyor bana. Hani bir cezalar açıklansın da. Yani cezalar açıklanmadan biz çekilmeyi düşünüyoruz dipten diyelim. Cezaları da ona göre açıklasınlar hamlesi olabilir mi? Ama genel kurulu toplamak zaman... için beklemiyorlar mı abi? Yani? Abi şöyle. Hayır tamam. İşte yani... o zaman da ciddiyetini çok yitiriyor.
Aynen. Yani o sahayı 1 aldı, o Super Bowl'de 2 aldı. E tamam, dönüyoruz lige. Yani bu zaman saçma yani. Kaç almalı Löf sence? O sayı mesela sence kaç maç ceza almalı? Ya ben maç günü açıkçası hiçbiri ceza almamalı demiştim. Hı-hı. Biraz da olayın sıcaklığıyla. Şu an öyle düşünmüyorum. Yani yerdeki adama tekme yumruk falan var. Onlar biraz sıkıntı. Yani kaç oralarda... Sen kaç verirsin? Ya abi ondan önce de ama Oster Volley'e de vuruluyor. Onu haklı işte çıkarmaz kendine... yani kesinlikle ama yani. Abi zaten sokakta kavga ederken de öyle. Biri sana yumruk aynen attığı zaman ceza yiyor ama sen herifi yerde gırtlaklarsan sen de ceza yiyorsun yani. Ceza bana yumruk attı diyemiyorsun. Sadece hafifliyor yani cezan. Kaç almalılar? Çok zor abi. Ne söylesen yani. İrfan Can alabilir. Tribünlere hani tahrik var. Osterwold'e hem tribün tahrik var hem yerdeki adamı tekme var. Yani en yükseğini Osterwold'e veririm herhalde. Sonra Osayi, sonra İrfan Can. Ben üçünü ceza alabilirim. Osayi kaç? Yani kişi falan. Osayi kaç derken hani rakam olarak söylüyorum. İsim olarak değil, yanlış anlamadım. 2 falan bence en fazla. 1 saattir bu şakayı yapmak sen, için rakam bekliyorum. Sayı... Oğlum söylesen lazım. 3 desen şey diyeceğim. Abi mesela emsal... O sayı 3 mü? Hayır, emsal şeyine mesela. Adamın şakasını adamın ağzına şey yaptı. Doğru, adam şaka yapıyormuş. Anlatıyor, İrfan Can diyor, olta diyor. Şey kaç almıştı? Lan 5 de lan 1. Joseph kaç aldı? Joseph ama kırmızıdan dolayı aldı. Joseph 1 aldı abi. Kırmızıdan dolayı aldı. Bir de ağladı. Peki, size şunu soracağım. Bu sene bu gerginlikle nasıl bitecek? İmkansız abi ben. Çok zor görüyorum. Yani, Galatasaray Fenerbahçe nasıl oynanacak mesela? Evet. Kime vereceğim mesela maçı? Kim yönetecek maçı yani? Ben hiç hakem olsam. Mutmeler. Çünkü oraya kadar. Ali Mutmeler o gün bırakır hakemliği. Aldığı yani, gün yönetir bırakır. Yönetir ve bırak. Yok. Yönetmez mi diyorsun? Atanma geldi mesela pazartesi. Bence salı günü basın açıklaması yapar. Der ki bu federasyon benimle bile isteye uğraşıyor. Ben bu görevi istemiyorum. Niye her maçı ben yönetiyorum der ya. Her zor niye? Yani her zor yerde şeyim. Niye ben? Salı günü bırakır hakemliği diyorum. Pazartesi verilir, salı bırakır. Çünkü ben de bırakırım. Bu kadarı fazla abi ya, bu kadar yük. Hem doğru olay, hem üstüne Trabzon maçı, bir de derbi. Ya dayak yiyeceğim aynı sezonda. Trabzon Fener yöneteceğim. Sağ içine linç girişimi. Gerçi orada kendi kabahati de var da bitirmeyerek. Ya bir tabii de o bambaşka. Bir de Galatasaray Fener yöneteceğim. TT Arena'da 70 bin adam. O maça Cüneyt Çakır'ı geri çağırın biliyor musun? Bir maçlık Gürcistan Federasyon Başkanı. Ha, olsun. Ne yönetir bu? Hadi yani sonra zaten şey Gürcistan'a döneceği için çok da dert olmaz. Sıfır bastı. En azından VAR'a oturtsak Cüneyt Hoca'yı. Millette bir güven olur mu? Cüneyt Çakır VAR'da. Bilmiyorum, Cüneyt Hoca'nın da derbi performansı ne olur. Aklınıza ilk ne geliyor? Benim aklıma ilk Delgado'ya gösterdiği kart geliyor. Hayır, Cüneyt Hoca şey eğiyim. Benim de biliyor musun? İlk Delgado, Çakır deyince aklıma hep bu geliyor. Alex'in böyle yapıp atılmayıp Delgado'nun böyle yapıp atılma. Bir de Delgado oradan daha önceki yerde kart gösterdin demek için yapıyorum bir de yani. Benim siyah saçlara kahverengi topik atması geliyor. Ama o Delgado sonrası dönem işte. Yandan siyah bir saç, kahverengi bir saç. Cüneyt Hoca da kirli saç modasının ilk öncülerinden. Oraya kadar gider ama değil mi lig? Son haftaya kadar. Gitmez bence. Bence kafa kafaya gidecek oraya. Bence bu arada, Fener gider. Tahminimizden daha büyük ceza alacak. Ben onu söyleyeyim. Ne diyorsun yani? Bence tahminimizden daha büyük ceza alıp dağılacak ya. Peki bu tarz durumlarda siyah beyazlı bir takımın şampiyon olmasını destekliyor musunuz karar olarak? %100. Gerginlikte. Böyle hani çok gerildi. Aynen. En eski takım kim? En eski takım kim? Ona bu şampiyonluğu hediye edelim gibi bir şey. Tansiyonu düşürür öyle diyeyim. Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı yok biliyor musunuz? Evet. İki yani hafta Galatasaray'la Fener şu dakikadan itibaren hiç puan almasalar. Mesela ligden çekildik. İkisi de çekildi. Kalan maçlar sıfır. Mesela Beşiktaş şampiyon olamıyor. Olay çıkıyor, ikisi de eksi puan yiyince onu ne yapacaksın? Aynen, eksi 10'ar falan yazdım mı da kara kartalım kesin kalan fiksürü fulleyip. 2 puan farkla gene şampiyonluğu kaçırıyor. Pendiği yeremiyor, içeride olamıyor falan, üzülüyor. O zaman bir tane soru, madem öyle Beşiktaş'a geldik. Hayda. Efe Can'ın bıraktığı yerden size bir Beşiktaş sorusuyla geleyim. Demişler ki, kim sormuş? Randal Başkent'i sormuş. Hazır Koray konukken şunu sorayım. Fernando Santos gibi ciddi bir profile bile ikinci ayda teneke bağlayıp yollama işine girmişken en garanti yoldan sportif başarıyı yakalamak için Şenol Hoca ile üçüncü dönem mi yoksa yine zar atarak yeni sezona başlama işi mi? Yani Şenol Hoca da bu adama sorulmayacaksa ya kim bu soru belki şey de Mungo'ya sorardık. Yani böyle deyin değil mi diye sorulmuş yani. Hani oyun mu Fernando Santos'u bile beğenmemişken yabancı hoca mı? Yoksa Şenol Güneş mi falan gibi bir vurgu var soruda yani. Haklı bir vurgu. Gülüyorsun böyle. Ya ben yabancı hocanın zaten
Türkiye'de başarılı olabileceğini düşünmüyorum yani. Hangi yabancı hoca başarılı olur? Türkiye'de daha önceden belli bir süre ya da uzun bir süre görev almış ve bu ortamı tanıyan bir hocanın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Samsun hoca başarılı oldu işte. Samsun'u şampiyon tutmak... diyorum, şampiyon. Abi, ya o tansiyonu yönet, şampiyonluk tansiyonunu yönetmekten bahsediyor. Tansiyonu yönetemez. Ha, bunun da kimdir? Victor Pereira bence bir takımı şampiyon yapabilir şu anki hocalardan, yabancı olarak bence. O yüzden bir yerli hocayla devam edilmeli. Şimdi yerli hoca alternatiflerine bakınca da bir İlhan Palut geliyor aklımıza. Sergen Yalçın var. Başka var mı öyle aklımıza gelen Beşiktaş'ın başına geçebilecek? İsmi geçen yok zaten. Yani. Yani Fatih Tekke gider. Fatih Tekke olabilir. Ama tabii bizim gönlümüz belli ya. Ben Şenol Fatih Tekke gelsin diyorum, adam şey diyor, Trabzonspor efsanesi. Şenol Güneş Buckingham'dan mı geldi yani? Niye bu kadar garip yorumları var bizim taraftarın ya? Sen Fatih Tekke Şenol Hoca 3. dönem ikilisinde kimi seçersin? Seni biraz zorda bırakayım. Ben neyi seçerim biliyor musun? Ben Şenol Güneş'i seçerim çünkü Fatih Tekke'de biraz şeyi görüyorum. Savunma futbolu. Sanki o büyüklere geldiği gün kendini anlatana kadar, kendini açıklayana kadar sıkıntı yaşar gibi geliyor. Yani önce kaybetmemeye dayalı kontrollü bir oyunu var. Şimdi Fatih Tekke Şenol Güneş hayır diyebilir mi sizce? Yani iyi bir gönül bağları var mıdır? Yoktur. Ben öyle çok o şehirdeki insanların birbiriyle çok o efsaneler, mesela Hami, Şenol Güneş, Fatih Tekke falan birbirleriyle genelde çok kavgalılar hep kavgalılardır. Ben şey diyecektim. Yardımcısı yani. Olsun mu? Ha, bir sene. Olmaz. Hayatta olmaz Fatih. Bir sene bir Şenol Güneş. Fatih Tekke onu galiba kafasına silah da yazan falan olmaz. Bence de abi. Bir de bu zamana kadar yapmış Fatih artık. Fatih Tekke Ebu'lu adam. Yani soyunma odasında Fatih Terim'e demiş ya, bir gün kaptanlıkla ilgili bir alay etmiş adamla. Ne zaman milli takımda kaptan oldun ki falan gibi. O kadro dışı kalmış. Bir daha hiç milli takıma gidememiş. Özür falan da dilememiş yani böyle. Dik sert bir adam bir, yani. Dik bir herif yani. Peki anti-Şenolist tayfanın ağzından bir şey söylemem gerekirse, yani ikinci dönemden ne farklı olabilir ki üçüncü dönem yaşansın? İkinci dönemi bu arada Şenol Güneş varken başarısız duruyordu da şu an baktığın zaman aslında 2.21 puan ortalaması falan. Gelen yani gideni arattı. Bu sene 2.13'tü. Yani. Ya ondan sonra 1.50 bile yok. Mesela anti-Şenolist kaç hoca geçti? Ağzına cevabı aldın. Ya yok, ben hani biraz sizden duymak isterler diye düşündüm yani. Hani ne farklı olacak geçen seferden? Geçen sefer çünkü bir kere takım içinde o kimya çok karıştırmamak yani lazım. Belli kesinlikle ki geçen yaz çok sordular. Kafasını rahat bırakmak lazım. Yani amartıyı çok sordular buna. Bu da işte yani yarım az olsun olmasın dedi. Bence hiç sokmasınlar. Yani transferi mutlaka... Kim bakacak peki? Ahmet Ayvalı da bakmasın. Bence yani yabancı bir sportif direktör gelmesi lazım. Yani Şenol Hoca'nın alanına hiç dokunmayan, işte Mario Brankoş, İsmail Kartal gibi yani hiç onun alanına karışmayan, transfer görüşmesi yapıp getirip... Ya Tadici getirdin, oynatmadım abi. Tadici sormuşlar, demiş ki çok maaş, bu kadar maaş vermeyin. Yanlış bir şey dememiş ki adam. Ama getir oynatmayacak mıydı yani? O maliyeti de mi o düşünsün? Abi anladın mesela... mı? Ahmet Nuçebi diyor ki Şenol Güneş'e Tadici sorduk, pahalı dedi. Ucuz mu? Getir yani. O oynatsın. Yani o da mı, onu da mı o düşünüyor yani kulüpte? O kadar mı rezil haldeyiz? Hani parayı bul da mı Şenol Güneş düşünüyor? Şenol Güneş'e diyeceksin ki al Tadic, oynat hocam, verim al. Yıldız topçu. Ajax'tan getirdik. Ya boncuk takar ona ya. Şu Tadici görmüyor ben musun? Fred maçı Fred'e yaptı, asisti görmüyor musun? Şenol Hoca'nın tam onluk topçu ya. Tam onluk topçu. Onun var ya, lep demeden leblebi anlayacak adam yani. Tam birbirlerinin frekansı adamlar. Getirdin oynatmadı mı? Ciku meselesi. Adam izlememiş ki ikisini de yani. Yurt dışında mı kaç tane maç izliyor Şenol Güneş? Ciku daha maliyetli diyor. Amartey ön libero sağ bek oynayabiliyor diyor. O zaman ön libero sağ bek oynayabilen gelsin diyor. Sen orada bir sportif akıl olsa der ki ya Ciku Amartey'den kat be kat iyi stoper hocam. Ben bu adamları biliyorum. Ben bu adamı getireyim sana. Daha sen pahalı. Biraz yönlendirme yap. Yönlendirme yap yani. Adama berbat bir sportif akıl var. Şenol Güneş'e tamamen her şeyi bırakmışlar. Şenol Güneş de işte eksik yanlış şeyle yapıştırıyor bir şeyler. Yani söylüyor. O da böyle oluyor. Şenol Güneş bir tek sahaya odaklandı. Sahanın içinde kaldığı zamanlarda çok başarılı oluyor. Şenol Güneş'i dışarıya evet odakladığın abi. Anda bu neydi? Gittik bir deplasmana milli takımda da Emre'ye fırça mırça uzattılar bilmem ne. İzlanda. İzlanda galiba. Milli evet. Takım bu olaydan sonra birden tepe taklak oldu. Çünkü Şenol Güneş'i sahanın dışına çektiğin anda abi bütün konsantrasyonunu kaybediyor. Bir de hoca da çekilebiliyor abi. Çok çabuk. Kolay çekilebiliyor. Hocayı orada oradan işte ayırmak gerekiyor. Şu anki Beşiktaş yönetiminin şöyle bir avantajı var. Feyyaz Uçar var. Çok kavgaya giriyor bu tarz işlerde. Yani orada Şenol Güneş'i biraz rahatlatabilir kavga dövüşlerinde.
Ama mutlaka Samet Aybaba dışında bir tane sportif direktör lazım. Evet. Yabancı, işte bu maç takip eden, gören, bilen. Samet Aybaba'nın da altyapıda önemli işleri var. Her hafta Beşiktaş 2-3 tane gencecik çocuk getiriyor. Çok inanılmaz bir network'ü varmış ya. Ben öyle okudum. Bildiğimden değil ama Türkiye'deki altyapılarda acayip bir bağlantıları varmış. Samet Hoca'nın mı? Hasan Arat gelirken Samet Aybaba bir yere çıktı, dedi ki Türkiye'de benden iyi altyapı işini kimse yapamaz dedi. Beşiktaş'a geldi, Sırbistan'da topçu izliyor. İzlediği adam 33 yaşında Kızılyıldız'ın stoperi. Şimdi böyle olunca insan kötü oluyor. İlk transferi Adana Demir'in sağ beki Svensson. Hiç gerek yok mesela. Onur Bulut daha iyi sağ bek mesela adam. Evet, yabancı çok anlamadığımız bir transfer yani. Yani o yüzden bildiği işi yapsa, altyapıya gitse zaten Beşiktaş'ta efsane olacak yani. 10 sene sonra insanlar diyecek ya Samet Aybaba'dan Allah razı olsun şurada bir altyapıda bir altyapıya bir eğildi. Hocam ve bu çocuklar çıktı diyeceğiz. Ortam da yani müsait işte. Semih bak oynatabildim. Abi 2 gün önce 10 yaşında falan 2-3 tane çocuk getirdiler mesela. Başka altyapılardan. Ya bunların hepsi 6-7 sene sonra belki diyeceğiz ki aa ne yetenekli çocuklar, kim buldu bunu falan olacağız yani. Ki Şenol Hoca da sever böyle çocuklarla. Ya Şenol Hoca o seneye kadar devam edemez de bir 3 sene. Ha 10 senelik 10 yaşındakiler için demedim ya, daha hani gençleri oynatma açısından. 10 sene daha var yok mu diyorsun? Var mı diyorsun? Turp gibi hocam. Guiro muydu neydi, bir tane Akser'in hocası vardı. En son Miami'deydi. Miami'de bir videosunu gördüm ben. Geziyordum. İstiyor bu arada Beşiktaş'ın tekrar teknik direktörü. İstemez mi abi? İster. Niye yani istemez? Ben kadro peki müsait mi? Öyle yani diyorlar bak bana. Sence abi? Muçi, o Musrati, kadroyu bir şekilde şekillendirir mi? Yani onun bana, isteyebileceği oyuncular tamam, mı? Tamam yani? Bana şöyle bir şey. Geçen seneyi de dahil ediyorum. Şenol Güneş'in olup da Beşiktaş taraftarının şampiyonluk yaşamadığı ya da şampiyonluk ümidine bürünmediği bir sezon var mı? Belki o 2017-18 mi? Negredo açıklamayı atsa şampiyon. Tabii doğru, evet orada da öyle aslında. Yani bir sonraki sene Burak Yılmaz'la falan çıktın işte, hakem Bülent Yıldırım olayları. Yine az kalsın gidiyor orada Galatasaray'ı yensen sene, Türk Telekom Arena'da yani bambaşka zaten bir şey olacak. Aynen. 2 seneyi de 4 puanla 5 puanla kaybetti ki geçen sene bile bir yerde lan acaba mı? Acaba salaktan 15, JK muhabbetleri. Yaptık. Aynen. O bile oldu. Yani bu sene de olurdu. Yani Şenol Güneş'in gitmesi yönetim değişikliğine neden oldu Beşiktaş'ta. Bence bu sene yarıştıramayacaktı. Çünkü Galatasaray falan inanılmaz puan. Ama yani çok iyi abi. Yani 9-10, maç kaybetmiyorlar. 9-10 puan geride olurdu. Yani 30 puan geride olmazdı kesinlikle. Bence de 3. şerefli 3. diye alırdık. Bir hedefi yoktu Beşiktaş'ın. Yoktu. Yoktu. Yani 3.'lüğü de almıştı. Hani cebe evet, koymuştu. Cebe koymuştu. Belki kupada mücadele ediyordu yani. Evet. Hoca Semih'i parlatırdı şimdi. Hücum futboluyla turnuvaya kadar. Abi bu parlatırdı işleri de şey. Mesela Semih'i niye oynatmadın yani diye. Evet, doğru. Semih'i niye oynatmadın diye de mevzuları var. Ya yani Jesus gibi, Şenol Güneş gibi adamların bir oyuncuya oynattığı kadar oynatmadığı anda da çok büyük faydası oluyor. Yani Arda Güler bugün Arda Güler'se Jesus onu 80'de 85'te içeri atıyor diye Arda Güler. Şenol Güneş'in yaz kamplarında Semih'le düz koşu yaparken yan yana uzun uzun konuşurken bir sürü fotoğrafları yani, var, videoları var yani. Şenol Güneş olsaydı belki Semih her maç 11 oynamıyordu ama Semih şu an her maç 11 oynaması da Semih ileri götürmüyor mesela Santos'la. Evet. Yani tam tersi geriliyor. Önemli olan doğru anda sahaya atmak. Yani Semih mesela ilk patlayıcılığında işte değil son haftalarda. Çünkü kafa karışıklığı da var. Maç içinde bir spor. Bir oraya geçiyor, bir oraya geçiyor. Yani oynatmasan belki çocuğu daha büyük eleştiri alacaksın. Ama belki de oynatmayıp onu daha yücelteceksin. Mesela Arda Güler'in başına Fener'in son sezonunda bu geldi aslında. Arda Güler onu belki yanlış evet, anladı evet, ama evet, yani aslında başına gelen şey buydu yani. Orada Jesus büyük hoca abi. Jesus bu Fenerbahçe'nin son 10 senede gördüğü en büyük hoca. Şu an rekor kırmadı mı zaten? Tabii. Bir antrenörün üst üste galibiyet rekorunu kırdı. Dünya üzerindeki. Evet. Kalır mı peki Semih? Son top sorusu. Asla kalmaz. Bir sene daha kalır. Hadi kalır diyor. Turnuvadan sonra bir sene daha kalır. Ondan sonra iki sene gider. Leipzig için çok istiyor diyorlar. Yani öyle yorumlar Leipzig okudum. Leipzig değil, hepsi istiyor. Ya Leipzig Şeşko'yu sattıktan sonra olabilir. City şöyle izliyor. Yani Haaland'ın yerine direkt değil de işte alıp işte Hollanda ligine bir iki sene kiralayıp ya da işte bu. En kötü şey mesela ben futbolcu olarak hayatta bunu istemem. Mesela Enes Ünal'da gitti. Onun yerine Bundesliga'ya giderim abi. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela orada atarım oyuncuya, menajerine şöyle bir projeksiyon sunuluyor. İşte biz 2 sene sonra Alvarez'i şuraya vereceğiz. O Alvarez'in yanına da Semih'i koyacağız. Semih de 2 sene boyunca Leverkusen'de kirada oynayacak. Leverkusen'e oynatma garantisi alacağız. Gibi gibi bir şey sunuyorlar. Projeksiyon sayıyorlar ki sen 2 sene sonra Manchester City topçusu olmak istersen gel.
Bonservisimi alır Dortmund'a giderim. Yine 3 sene sonra City ben benim adım Semih Kılıçsoy derim. Ben Beşiktaş futbolcusuyum derim. Leverkusen 2 sene Haaland'ı kiralayın derim. Vay be. O masadan kalkarım. Ve ağlar. Adamlar şok ve olur. Ağlar. Vay anasını derler. Ve güler. Türkiye'den ibraz gülerek, Abi bu üçlü biz ya ben siz benim siz, Kore abiyle tanışmam Viyana'da oldu. Hatta ilk tanıştığım yeri de hatırlıyorum. Ya bir abimizin kafesiydi galiba. Tamer abi miydi? Taner abi. Aman hocam. Yanlış mı? Akın abi. Galiba Akın abi. Olabilir. Bir Şampiyonlar Ligi maçı falan vardı. Orada aynen, tanışmıştık sizde. Güzel bir mekandı be. Anılar. Çok yani sen de konuk olunca ekstra bir hem Avusturya, Viyana ve yurt dışında bu adamı en sinirli gördüğüm anı anlatabilir miyim? O mekandayız. Tamam. İçerisinin içeri kısmında değil mi? Doğru hatırlıyorum. Bir iç kısmı da var. İç kısmındayız. Projeksiyonda milli maç oynuyor. Aynen. Tamam mı? Beşiktaş'ın en iyi yılları ama insanlar Beşiktaş'tan tiksiniyor. Yani Galatasaray'sı, Fenerbahçe'si yani. İğreniyorlar Beşiktaş'tan. Oğuzhan'la Cenk 11. Tamam mı? Hiç sinirli maç izlemez normalde. Yani Galatasaraylarla Fenerlerle izliyor hep. Hatta Galatasaraylar Fenerler Beşiktaş'a sövünce falan da güler yani. Hani. Sakin bir mizacı var zaten. Yani. Maç izliyoruz, oturuyoruz. Bir tane nargile var elinde. Kop 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 geviriyor şimdi. Ve oklar başladı. Cenk de Oğuzhan'a sövmüyor. Fenerbahçe çocuklar izliyor maçı. Ulan diyor işte bunları böyle. Lig değil ya diyor. Penaltı verilmiyor ya. Cenk bağırıyor herif projeksiyonu. Cenk! Cenk hibrit penaltı çıkmıyor mu la falan yapıyor, tamam mı? Bu da dinliyor. Yasminallah. Yapıyor falan dinliyor. Çocuklar ama çocuklar genç çocuklar yani. Gurbet çocuklar, Türkçeleri falan bozuk. Oğuzhan topu alıyor. Ala balon diyor. La 150 diyorlar buna diyor. Ala balon la falan yapıyor. Bu bir yerde dayanamaz. Yeter lan dedi Beşiktaş düşmanlığı. Ama nargile falan yerler. Yeter lan dedi Beşiktaş düşmanlığınız. Efendi gibi izliyorsanız izleyin. Hayatta hiç öyle görmedim bu arada. Kıpkırmızı pancar. Efendi gibi izliyorsanız izleyin. İzlemiyorsanız defolun gidin lan. Çocukların yaş kaç? Tepki ne oldu? 16-17 çocuklar. Hemen pıslayacaksın. Pardon abi kusura bakma. Bir de arkanda o oturuyor ya. Yani. Hadi beni sıktıklar. Beni aşarsanız. Kurulan adam var. Şaka yapıyor. Şey, oradaki çocukların hepsi onu tanıyordu yani. Abi gibi evet, seviyorlardı yani. Koray abi diyorlardı. Öyle zaten. Bir oraya geleni, gelenlerin tabii. Elinden tutma şeyim vardı. Ben öyle elinden tutma değil de yaşça büyük olduğu için mekana bir de gurbetçi bir mekana girdiği zaman diğer her gurbetçi ya da Türk'e tokalaşıp gözünün içine bakıp selam verip oturuyor. Öyle bir adetleri var yani. Hani ulan Koray geçen mekana geldi elimizi sıkmadı olursan evet, ondan evet, sonra o yayılıyor ve vay be ne adi adammışa geliyorsun bizi yani. Küçük görüyor yani. Aynen yani. Bize selam vermiyor. Baba köşeye geçti oturdu oluyorsun. O yüzden o çocuklar zaten maça gelirken aa Kore abi nasılsın deyip elimizi sıktılar. Evet, evet. Yani, biraz ekstra duygusal oluyor o zaman oradaki Türkler birbirlerine karşı komple diyebilir abi, miyiz? Ben sana ne diyeyim? El sıkışırken göze bakmak gibi bir şey bizde yok ya. Ben birkaç kere atladım onu arkamdan laf etmişler. Ne kadar saygısız bir adam diye. Peki bununla ilgili o zaman bir soru. Çulsuz Mert sormuş. Demiş ki Viyana'da hayat kurmaya çalışan bir Türk'ün yaşadığı ve yaşayabileceği zorluklar, kolaylıklar nelerdir? Böylece gençlerde ışık tutmuş olursunuz. Ekibe ve Koray Hoca'ya saygılarımla demiş. Bunu isterseniz abi hem Viyana hem belki Avrupa genelinde de Avrupa gezdiğiniz, genelini gördüğünüz yani, yerler var ise. Var, ırkçılık var. Ekonomik anlamda eskisi gibi bir rahatlık yok. Evet zor. Yani o Şilin zamanı 2006-2005 gittim işte. Çalıştım Türkiye'den 3 ev aldım 5 ev aldım olayı yok. Şu an imkansız. Yapamazsın yani onu imkansız. İstihdam eskisi kadar güçlü değil. İşsiz geçilebilecek ciddi dönemler var. Eğer işin hazır gitmiyorsan oraya. Onun ya da bir sebebi de şu. İşte Hırvatistan'dır, Romanya'dır, Bulgaristan'dır. Bunların hepsi Avrupa Birliği'ye girdiği için. Ve Viyana'da bu kesime en yakın. Yani bence Avrupa abi Viyana'dan başlıyor. Avrupa'nın ilk şehri Viyana bence. %100. Yani. En yakında orası olduğu için çok fazla göç aldı ve doğal olarak bu da saat başına ücretleri çok aşağıya çekti. Çünkü adam mesela Zagreb'de, ailesi Zagreb'de yaşıyor, Hırvatistan'da yaşıyor. Arabayla 4-5 saate adam gidip gelebiliyor. Yani hafta içi geliyor orada, sen saatine atıyorum 10 mu alıyorsun? Ben diyor 7'ye çalışırım diyor. 5-6 kişi bir evde mesela çalışıyorlar. Adam para biriktiriyor, hafta sonu da hop atlıyor, ailesinin yanına gidiyor. Doğal olarak bu maaş olayını da biraz aşağıya çekti. Evlenip gideceğim falan diyen adamlar için şunu söyleyeyim. Vize almak eskisi kadar evlendim kolay kesin değil. Cep diye bir şey yok. Almanya'da da o süreçler bayağı zorlaşmış ya. Evlilik abi, sonrası. Abi zaten Avrupa'da yaşam Türkler için artık olumlu turistik değil. Yani, vize Türkler genelde Avustralya'ya gidiyor.
işte Yeni Zelanda, Amerika, Ankara Anlaşması ile İngiltere. Hani oralar Türkler için daha avantajlı. Avrupa Türkler için artık çok zor yani. Biz yayından önce şeyi konuşmuştuk. Avrupa'da biraz şöyle bir şey var. Abi ben tek başıma yayından önce oturdum. Sen var ya, sana yemin ederim yani. Koray abiye çok benzer birine o kadar çok şey anlatmışsın ki. Ya abi bir şey diyeyim sana. Ne gibi o bizim o Viyana'da seninle götürdü. Tamam, o zaman şimdi söyleyeyim. Ama bu adam beni şizofren edecek en sonunda. En sonundan delireceksin. Avrupa'da biraz, Avrupa'ya işte atıyorum orta sınıf olarak göç ettiysen orta sınıf kalıyorsun. Üst sınıf olarak ekonomik anlamda bahsediyorum. Göç ettiysen yine orada kalıyorsun. Ya orada biraz ekonomik olarak katman atlamak çok zor gibi geliyor. Ama bu biraz daha Amerika'da ya da başka kıtasal yani nüfus bölü kilometrede yoğunluğun az olduğu yerlerde sanki daha kolay para yapılırmış gibi geliyor. Onu konuştuk biraz. Avrupa biraz o anlamda artık ekonomik olarak çekiciliğini kaybetmiş olabilir. Kaybetti. Ama daha bu, daha güvenli. Ukrayna Savaşı, Koray abinin dediği yani. Gibi Avrupa Birliği'ne yeni ülkelerin alınması, yani ucuz işçi çok. Abi bir kere sana şunu söyleyeyim. Eskiden Türk'ün Avrupa'da bir şey kıymeti vardı. Hani okumuş giden Türk'ün bir pozisyon alabiliyordu her yerde. Okumamış giden Türk de kas gücüydü abi. Heriflerde o kadar genç nüfus yok ki. Her işi yapıyordu herif. 2-3 sene içinde de çok rahat yükseliyordu o adam orada. Çünkü yok adam yani. Ellerinde işçi yok. Mesela ustabaşı da yok. Hani işçi olarak giren Türk'ün ustabaşı olması da çok fazla sürmüyor. Mesela ben çok net bir bilgi vereyim. Çok yeni aldığım bir bilgi. Şu an Viyana'da abi duvar örecek adam bulamıyorlar. Onun çok büyük sıkıntısı varmış, biliyor musunuz? Bak duvar örmeye yani, hemen kaçarız. Duvar örmeye bile varsa şey olan. Abi elektrikçi çok büyük sıkıntı Avrupa'da mesela. Ya birçok şey sıkıntı. Ama bizden göçen adamlar işte duvar örmeye burnuna eğirmiyor. Çünkü adam üniversite mezunu, diyor ki ben burada da bir iş bulayım. Ofis bulayım diyor. Oralar. Ha bak abi bak. En zorlanacakları olay ne bileyim? Kurumsal iş mi? Abi sen burada. Ben bir kafeye, bir restorana gittim. Hoş geldiniz işte Koray Bey, X Bey, Y Bey, Z Bey. Karşılanayım, güzelce ağırlanayım. İkinci gün aynı yere gittiğimde İşte hoş geldiniz olsun. Ya buyurun tabii ki hemen işte bir kişi gideyim, 5 kişilik masaya oturayım gerekirse bilmem. Bak öyle bir şey yok abi. Tamam, onu unutacaksın. Öyle buz dünya diyor. Yok yani. Buz diyor abi. Yok, hizmet sektörü yani. Bir tanıdığımız bizi hamburgerciye çağırdı, tamam mı? Ama hamburgercinin karşısında steakhouse varmış. Yani lüks bir steakhouse var. Karşısında aynı isimli Nusret Burger, Nusret şey gibi düşün. Tamam. Hepimiz oturduk, sonradan gelecekti. Gelmiş, biz burgercideyiz. O steakhouse'a girmiş. Abi şef garson bunun kılığa kıyafete bakıyor. Siz diyor galiba yanlış geldiniz diye. Abi daha bak merhaba demedim ya. Ne mutsuz herif ya. Böyle ya merhaba demedim. Bu da denirim ya. Abi ya. Öyle abi, öyle siz bir ülke yaptı ama. Bak sen diyor büyük ihtimal burgerciye gelecektin. Burası steakhouse diye. Ya kıllığına otursaydın ya. Yok ki param. Biliyor oğlum adam. Biliyor. Oranın adamı değiliz, biliyor. Ben şey dedim. Afiş olmuşsun abi. Garson lazım. Koray abi evet. Şöyle pardon abi. Evet. Çizgi filmlerde çiğ diye yok alan adam. Masada ve siteye görüyorum. Bu ne ola ki? Kolaylığı yok mu abi peki bu işin? Hep zorluklarını konuştuk yani. Hani abi kolaylığı adam... şu. Ya kolaylığı. Yani. Bir kere. Çok daha güvenli bir inanılmaz. Ülkedesin. Ulaşım. Yani ulaşım. Çok i̇nanılmaz. Daha rahat. Ama en önemli şey güvenlik ya. Güvenlik abi. Şey. Yani. Yani burada tekele giriyor adam. Tekele bir giriyorsun. Tekelci ölmüş yerde yatıyor. Yanındaki adamlar tekel taranmış. Esenyurt'taki olayı üzülsene. Her gün Twitter'da neler yani çıkıyor yani. Yani 2-1'i almaya Esenyurt'ta tekele giren adamsın. Ve olaylardan 3 dakika sonra o tekele girip iki tane kırmızı tubak var mı ya diye giren adamsın mesela. Yerde adam kasiyer ölmüş mesela. Her yer kurşun. Yerde yatan ölüler var. Evet. Bağlanan insanlar var. Yani karşılaştığın manzaraya bak. Viyana'da abi Viyana'da kedi ağaca çıkıyor. İtfaiye geliyor. İtfaiye geliyor ya. Benim evde işte çağırdık ya. Geldi dedi ya, bu kaç saattir burada? Ne bilek dedi. Ha bir de o var, onu soruyor. Kaç saattir bu burada diyor İtfaiye. Bilmiyorum. Bunu diyor yarın eğer kediyi diyor yarın yine burada görürseniz bir daha çağırın bizi. Onun bize. Bir kuralı var. Çünkü belli bir saat görürsen ağacın üstünde itfaiye arayabiliyormuş. Eğer kediyi ağaçta gördün, 24 saat sonra aynı kediyi aynı ağaçta bir daha görürsen o kedi orada mahsur kalmıştır diyebiliyor musun ve itfaiye haber verebiliyor musun? Belki keyfi çıktı kedi çünkü. Evet öyle. Evet. O ihtimal var. Kediye yemin ederim herifler 24 saattir burada diyemediğimiz için müdahale etmedi. Evet, bu kalsın dedi o zaman. Kedinin haklarına bir saygı gösterdiler. Vallahi şaşırdım. Bizde olsa ama abi güvenlik yani bir numara güvenlik. Bir numara güvenlik. Şey yani, güvenlik mesela Viyana'da yani
hani çok şey bir cinsiyetçi bir yerden yaklaşmıyorum da işte kız arkadaşın olsun, işte annen, kardeşin, her neyse, gecenin herhangi bir saatinde herhangi bir yerde tek başına olması asla beni tedirgin etmez yani. Hiç abi, başına annem, bir şey gelmeyeceğini annemin bilirim. Tek kelime İngilizce bilmiyor annem. Tek kelime. Sabahları da yürüyüş yapmazsa rahat edemiyordu. Ben de o saatte uyanamıyorum yani kadını yürüyüşe çıkarayım. Bizim yurttan çıkıyordu. Uykucu şirin ya. Bizim yurttan çıkıyordu. Kendi keyfi bir güzergah belirlemiş, yürüyor, tamam mı? Avucunun içine de şeyi yazmış. O bizim yurdun ismini yazmış tepesine, şeye, kağıda. Çok diyor, eğer dönüş yolunu, hani Hansel ile Gretel gibi gidiyor çünkü, yani belli bir yoldan gidiyor. Hatırlayamazsam diyor, birine böyle yapardım diyor. Birkaç kere yapıyor. Böyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ya abi Türkiye'de var ya, başına her şeyi getirdin. Ama ya, demek ki senin annen Almanca biliyormuş. İngilizce. Böyle yazıyor. Tunca anlamıştı. Abi hiçbir şey bilmiyor. Normal her sabah diyordu, yürüyüşe çıkıyorum. Bir saat yürüyor o muhitte. Geri dönüyor. Ya mesela burada gece de yürüyebilir. Gene gece de yürüyebilir bir şey gelmez. Abi tabii benim 10. Viyana'da falan bile hani en böyle gece tek yürürken başım gelip sigara istiyor ya adam. Ya sen ne? Abi bir de 10. Viyana'yı getto metto diye satıyorlar ya millete. Benim babam yani, en tehlikeli yani. Rahmetliyi götürdüm, babamı dedi ki ya ne huzurlu yer diye. Abi öyle. Ne güzeldi. Huzurlu bir yer bence. Çok huzurlu, çok sessizdi. 10. Viyana'da bir de biz direkt Royman Platz'ta kalıyorduk. En aslında Viyana'nın işte tabii. Kargaşalı yer. Babam vallahi adam rahmetli dedi ki ya, oğlum dedi, ne güzel yerlerde yaşıyorsun dedi ya. Şey falan güzel, Kepler'in oralar falan. Kepler Plats mı? Abi orası çiğner tükürürsün. Şey yani. Yani nefis görentme yeri ya. Oraya gideceksin işte, dönerini yiyeceksin. Heh, İstanbul'da gibi yaşayacaksın. Biz Kepler Plats'ta, biz Kepler Plats'ta her gün gibi yaşayacaksın. Paça çorbası içiyorduk abi. Bak yediğim, hayatımda yediğim en iyi pideyi Kepler'de yedim. Ben söylemişim, etli ekmek. Aynen. Ekmek. Benim yediğim en iyi etli ekmek oradaydı. Yediğim en iyi paça çorbası da orada bir burada. Mevlana restoranında bir paça arası çorbası vardı. O da inanılmazdı. Her gün paça içiyordum. Orada 3-4 tane restoran var paça yapan. Bir tane de o etli ekmekçi abi vardı ayrı pazarın içinde. Abi mesela döneri möneri de oranın çok güzeldi birkaç tane. Sakat attı olsa bir şey. Ben kendim açımdan yani bence farkı ne biliyor musun? Ya ben mesela İstanbul'a geldiğimde, Antalya'ya geldiğimde tek başıma çıkayım abi, gideyim bir yerde oturayım da işte bir bira açayım ya da bir kahve bir şey içeyim mi isteyerek yapıyorum. Hı. Viyana'da onu çok isteyerek yapamıyorum. Ya seni yani, aktiviteye çekmeleri lazım tek biraz. Tek başıma yani da olsa, arkadaşlarla da olsa dışarı çıkmaktansa evde vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Çünkü dışarıdaki o eğlence ve şeyi bulamıyor. Ama bu insandan insana değişir abi. Abi sen bir de Antalyalısın. Yani çok eğlenceli bir yer ya, aslında o. İnsanların o, sürekli eğlendiği bir yer. Bir de ben şimdi yani, biz az çok yani hani tamam ama süper komik adamlarız demiyoruz da biz sürekli gülüp eğlenen adamlarız ya. Hı. Ben yabancı insanla o frekansı tutturamıyorum yani. Bir yerde tıkanıyor muhabbet yani. Aynı şakalara gülmüyorsun. Aynı şeylere üzülmüyorsun. Aynı şeyleri dert etmiyorsun. Bu da belli bir süre sonra beni çok sıkıyor. O yüzden Türkiye daha samimi geliyor ama... Peki bununla ilgili şöyle bir soru var. Mahmut 7979'dan. Hocalara selam, Koray Koç'a Guten Tag demişler. Guten Tag. Yabancı bir kızla evlenilir mi? Dil bariyeri, kültür farkı falan olsun, düşünceleriniz nelerdir? Buna yabancı bir kadından, kadın erkek herkes bizim için cevaplayabiliriz. Evet, geçen bir kavga anılarını falan anlatmıştık yani. Abi burada zor, çok zor. Ya yani Koray abinin çok yabancı kız arkadaşı oldu. Benim olmadı, o cevaplasın. Benim 4-4,5 senelik böyle uzun bir ilişkim oldu. Biraz önceki dediğim şeye geliyoruz aslında. Onun üstüne çok oturdu bence. Yani işte örnek veriyorum. Ya bunlar ne kadar şimdi bana şey diyen olabilir. Yani ne anlatıyorsun lan, bunlar da dert mi de. Belli bir süre sonra dert oluyor yani. İşte Türkiye'de seçim oluyor mesela, tamam mı? Sen kuduruyorsun, anlatıyorsun, bir şeyler izliyorsun. Ya yanındakine hiçbir şey anlam ifade etmiyor ki. Ya Türkiye'de bir işte Allah korusun bir doğal afet yaşanıyor. Çok üzüldüm ya diyor, geçiyor. Ama sen işte vay burayı da kaldıramadılar, şu olamadı. Yani o gündemi konuşacak birini arıyorsun yanında. Onu bulamıyorsun abi. Kültür farklılığı biraz orada hayat farklılığına şey mı yol açıyor? Bak, insan yaşantısını çok yani, etkiliyor. Örnek veriyorum. Ya işte şu ünlü de barda ya bunu... Bak çok basit bir şey değil mi? Lan bunu desen ne olur, demesen ne olur diye düşünebilirsin. Ama Twitter'a girdin ya da bir şey izliyorsun YouTube'dan. Komik bir şey gördün. Onu yanındaki insanla paylaşmak istiyorsun. O da onun komikliğini, üzüntüsünü, acısını, her neyse o duygu, seninle birlikte bunu paylaşsın, üzerine bir şey söylesin istiyorsun. Ama söyleyemiyor abi. Olmuyor.
Ha. Bu öyle. Dille mi alakalı abi? Lafını böldüm ama yani. Çoğunluğu abi, değil mi? Ya. Çoğunluğu değil mi yani? Aynı şeye gülmüyor ki seninle. Bil dili anlatıyorsun işte. Kore abiden daha iyi Almanca bilen adam mı var? Anlatıyor. Aynı şeyi anlatıyor kıza. Kız da okey diyor. Bas diyor. Diye. Anlamıyor ki yani. Ya şimdi bak. Bizim editlere gülmez mesela atıyorum yabancı. İmkansız abi. Niye gülsün mesela kız, anladın mı? Zaten. Mesela Gladbach başkanı arıyor, taklidi yapıyor. İşte en sonunda diyor ki hanımına selam söyledi. Ben diyorum ki ya, hanımını karıştırma ya. Niye selam söylüyorsun? Sonra iş bozuluyor. İşte iş bozuldu diyorum ya. Hanımına selam söyledim. Mesela ben o kızı tanıyorum mesela. 4,5 senelik ilişkim var diye. Şey der. Ne alakası var ki der işin bozulmasıyla. Niye bozuldu der yani? Yani bizdeki şey yok ki onlardaki yani. Ne anlamadım. Ya sonunda abi, niye gülüyorsunuz falan olur. Arkadaşın yani. Olsun isterse sevgilin olsun. Rastgele bir ülke söyleyelim. Örnek veriyorum. Belçika. Belçika. Ya Belçika'da bir doğal afet oldu, Allah korusun. 500 kişi vefat etti. Ya o kızın üzüldüğü kadar üzülebilir misin? Üzülemezsin abi. Bu kadar abi işte. Yani, örnek veriyorum. Üzülem, sen de üzülürsün. Da, insani olarak üzülürsün ama tabii ki bir Belçikalı kadar bunu üzülemezsin. İçinde şey eseremezsin. Ya da Belçika'da çok komik bir olay oldu. O kızın eğlendiği kadar eğlenebilir misin? Çok ya, iyi biliyorsun ama dili. Ana dili gibi. İstediğin hı. kadar Belçika'yı bil. Bir şey anlam ifade etmiyor ki sana. Doğru. Abi bu var ya, bak söylediği şey arkadaşlık ilişkilerinde de geçerli. O yüzden belli bir zaman sonra gittiğin her ülkede yine Türklerle oturuyorlar. Ve ondan sonra şu oluyorsun. E abi ben hayatta hiçbir şey katmadım ki, yine aynı yerdeyim. Yani Türklük aslında bu arada mesela Belçikalı biri Hollandalı birinin şakasına ayı gibi gülüyor. Ya da Hollandalı evet, biri evet, Alman evet. birinin şakasına ayı gibi gülüyor. Mesele sende yani. Ben dün yayında mesela bir yerde takıldık. Sıtkı Tan diye içeri bağırıyorum, adam yere düştü gülmekte. Ama mesela ya yanımızdaki biri desek ya adam bir isimle yana bağırıyor. Niye gülüyorsun buna desek ya onun bir açıklaması yok yani. Bazen eğlendiğimiz, güldüğümüz şeyler o kadar bize özel şeyler ki. Kesinlikle. Bir karşılığı yok yalanda. Ve sıkıntı nerede başlıyor biliyor musun? Yani sıkıntı demeyelim buna. Ya da kimseyi işte farklı görmek ya da kendinden daha aşağıda ya da daha yukarıda görmek gibi olmasın. Belli bir süre sonra orada Türklere yöneliyorsun ya. Şimdi Türklere yöneliyorsun. Ama oradaki Türklerde de birçok insan, sen Türkiye'de olsan asla muhabbet kuramayacağın insanlar. Çünkü çok farklı görüşlerdensin aslında. Tabii. Hayatın belki çok farklı yerlerinde. Mecburen o adam oturuyor ama Türkiye'de de yan yana geleceğin adam değil mesela. Aynen öyle yani. Aynı şeyi paylaşacağın bir insan değil. Onun için de sen öyle değilsin yani. Bu arada tek taraflı çok fazla kazıklıyorsun böylece. Çünkü her türlü Türkiye kendini açıyorsun. Çünkü kendini açman gerekir bir yerde. Ama her açtığın adam da adam değil. Her açtığın kadın da kadın değil. O zaman o ilişkileri yapaylaştırmaz mı? Çok yapaylaştırıyor canım. Abi zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün gurbetçilerin Türkiye'de biz en son model Mercedes'e biniyoruz, süper hayatlar yaşıyoruz diye sizi sattıkları hayatın sebebi ne biliyor musun? Abi biz Almanya'da korkunç mutsuzuz ama aynen elimizde öyle. Bir tek bu Mercedes var. Bir tek elimizde bu var. Bize acımayın olur mu Mercedes o? Çoğu kiralık lan zaten. Çoğunun hayatında öyle Mercedes'ler, Audi'ler falan yok. Adam araba kiralıyor Türkiye'ye köye giderken. Mutlu olduğunu, güçlü olduğunu görsünler Mercedes diye. Adam Mercedes alıyor, köye gidiyor. Kapının önünden hiç sürmüyor arabayı yani. Bir hafta o kapının önünde ben Mercedes'le geldim. Çünkü kiralık arabası herif. Yani kıyamıyor herif arabaya. Yani gurbetçilerin Türkiye'de biz çok mutluyuz Almanya'da diye sattığı hayatlar aslında derin mutsuzluklar, derin depresyonlar, derin hayal kırıklıkları içeren hayatlar. Zaten mutluyuz da genelde görünüm olarak biraz ekonomik şeyle ekonomik çok de eşleşiyor. Acayip mutlu değiller sana. Hayır yok, o manada demiyorum. Hani mutluyuzu genelde ekonomik şeylerle gösterilmeye çalışılıyor. Yani mesela, bak, mutluyuz çünkü araba var, mutluyuz çünkü tatile gidiyor. Kaç arkadaşım var diye sorduğun mesela ne diyeceksin? Aynen. Herif? Türkiye'de şeye çok kızılıyor ya. Siz burada hani tabii o biraz cahil bir yönden yaklaşıyor. Siz burada ne güzel hayat yaşıyorsunuz ya. Ülkenizin kıymetini bilin diyor ya. İşte o adam mutsuz olduğu için. Yani o herif burada euro ile çok fazla şey alabildiği için demiyor onu. Demiyor. Orada onu adam yerine koymuyorlar. Burada koyuyorlar. Aynen öyle. Burada bir restorana gittiğinde aynen. iki gün üst üste hoş geldin abi deyip önüne bir tane meyve tabağı koyuyor ya. Ondan da onun parasını almıyor ya. Adam o yüzden mutlu zaten. Tabii bir 20 euro başlatsa sonraki güne bambaşka muamele görür yani. Ya bahşişiyle de çok basit şeyler yani. Abi hoş geldiniz efendim. O adam orada kimse hoş geldiniz efendim demiyor. Adam hoş geldiniz efendim diyen yani orada biraz egosunu tatmin ediyor aslında. Bakarsan. Ama insani bir şey aslında bence bu ya. Evet. Abi benim bizim bir arkadaşımız var. Üniversite Mami. İsmini de vermesem miydim bilmiyorum da. Üniversitede falan bir yerde hocası tarafından direkt
sen döner kes gibi böyle bir ırkçılığa falan mı maruz kalıyorsun? Yani o yapan adam mesela profesör de ünvanı var yani. Yani herifin kafasında şusun. Döner kesersin, ahırı temizlersin, işçilik yaparsın. Seninle zaten bir dostluk kurmaz herif. O sıkıntı var adamda. Yani sen en baba üniversiteyi bitiriyorsun, adamın gözünde yine maraba adam oluyorsun. Bu arada konu çok sarktı ama şeyi de söyleyelim yani. Hani gidip çok mutlu olan insan da var. Evet. Ya biraz senin karakterinle de alakalı. Bak mesela yani kim çok mutlu biliyor musun? Ne umduğunla alakalı bence. Aynen öyle. Ne umduğunla bak alakalı. Bizde bir tane bizim bir arkadaşımız var. Ona da selam olsun. Melih abi. 10 sene içerisinde vatandaşlık alıp Avusturya'ya yerleşti. İsviçre'ye yerleşti. 10 sene yani gittiği günden itibaren 10 sene içerisinde Avusturya vatandaşı oldu. Evet, biz kendisiyle kripto Avusturya'nın konuşuyoruz. Selam olsun. Avusturya'nın bizzat başbakanından öğrenciyken burs aldı. Öğrenci bursu aldı. Evlendi. İşte ayrıldı, yeniden evlendi, çocuk yaptı. Şu an İsviçre'de İsviçre vatandaşı bir hayat yaşıyor. Nasıl yaşıyor biliyor musun? Mekana nasıl girerdi biliyor musun? Abi herif mekana giriyor, belediye başkan adayı gibi. Allah canımı alsın. Bütün masalardaki insanlara selam veriyor. Evet. Tanı tanıma. Abi diyorum biz bu insanlarla ya. Niye konuşuyoruz diyorum. Ya diyor geçen gün ben bunları bir yerde görmüştüm. Aynen öyle. Ve Almanca herifle dakikalarca konuşuyor. Herif de o dil bariyeri, işte kültür bariyeri, benim güldüğüme güler, sevindiğime sevinmez bu adam hissi. Yok. Hiçbir şey yok. Adam zaten onun güldüğüne gülüyor. Ya da seninle otururken de senin güldüğüne gülüyor. Adamda şey yok. Ben bunun güldüğüne gülmüyorum ki diye bir şey yok. Gülüyor zaten adam. Herkesle herkes gibi oluyor adam. Ama öyle adam yani Melih abi gibi adam. Ya ben 200 tane falan gurbetçi tanıdım. Ya da orada yurt dışında yaşayan adam tanıdım diyeyim. 2 tane falan mutlu adam gördüm. Biri Melih abi öyle değil. Güçlü bir mental yani. İstiyor bence abi. Bak yemin ederim 3 tane mutlu adamı tanımıyorum. Bak yemin ederim Melih abiyi söylerim. Bir kişi tamam, daha işte, ama bak karakter meselesi diyorum ya. Hani işte o senin hep gülüp gülmeme olayı var. Bir de orada mesela mutlu olan adam senin benim yaptığım şakaya gülmüyor zaten. Tabii canım. Mesela bizim yayını izlediğinde o adam. O da bizim frekans değil zaten o değil adam. Zaten. O frekans zaten. O frekans. Hani o da mutlu oluyor. Ya Melih abi zaten Avrupalı gitmiş Avrupa'ya da anladın mı? Dil mil bilmeden zaten onlar gibi gülüyor, onlar gibi bir eğleniyor. Mesela ben yabancılarda işte yurtta seninle çok şaşırıyorduk ya. Biz Hasan'la mesela ben çok dertliyim diyelim. Daha 2 gün önce işte. Abi dertli olduğum anda bile 10 dakika içinde 5 kere falan şaka yapıp gülüyoruz. Hani derdini anlatırken bile. Dertle başa çıkma yöntemimiz biraz farklı. Evet. Sen şeyi hatırlıyor musun? Biz o yurtta Melih abi de kalıyordu. Abi bir gün bir geldik resepsiyonun oraya. Adam Ruslarla, Ukraynalılarla kahkahalar atarak bir sohbet içerisinde ve Almanca konuşuyorlar. Ruslar, ya ulan Ruslarla Ukraynalılar aynı masaya. Nasıl topladın? Almanya getiremiyor yani. Nasıl böyle bir şey yaptım? Hep kahkahalarla gülüyorlar yani. Öyle bir adamdı yani. O yüzden de orada yırttı devam etti. Bir de yabancılarda şu var. Sana en son onu söyleyeyim. Biz... şaka geleceğiz. Vallahi şaka yapıyorum. Vallahi ben de bir şaka hissettim. 2-2,5 saat full ciddi konuşabiliyorlar ya sıfır kahkaha. Aa, biz, inanılmaz bir şey. Tribe giriyorsun abi Tarantino filmi biz gibi. Senle, biz seninle diyorduk ya lan ne konuşuyorlar yani. Tabii. Bir de her gün mesela oda arkadaşa da ne konuşuyorlar peki aşağıya sigara içmeye iniyorlar mesela. Bir başlıyorlar abi konuşmaya. Ne bileyim ben ne konuşuyorlar ama kendi dillerinde işte. Balkanlar. Kazak ki. Çocuklu, Rus çocuk mesela. 2 saat kapıda. Pajavuz'da. Davay davay Miya Zavut Koray. Patseluy Mayat Yavuşko lan. Haydi bakalım. Hadi ya sen. Evet, inşallah çok kötü bir şey dememiştir. Çok öyle kötü bir şey demedi. Buraları kırparık. Söylemedi. Çok kötü bir şey. Davay davay Miya Zavut Koray. Hadi benim adım Koray. Devamı ne? Hadi deli oğlan. Devamı ne? Devamı ne? Patseluy Mayat Yavuşko. Öp beni güzel kızım. Var arızaları var ya. En başa tamam. Ne diyeyim ki abi? Yakışıyor mu ağzına öyle diyeyim. Var mı başka? Bulgarca var. O nasıl? Mesela Seyunume Pokura. O anamıza söylediği gibi hissettik ama. Ağır bir şey mi? Her şeyi söyleyebiliyor muyuz? Söyle çok kötü. Söyle kırıcı. Şeyim öp gibi bir şey yani. Gözümün içine bakarak söyledim ya abi yakıştı mı gözüme? Seyunume Pokura. Ne diyorduk yani? Dediğim gibi o sayı. 3 maç ceza alayı herhalde. Bakalım. Ne? Bu arada 3 maç 2 maç falan dedik ama biz bunu hangi maddelerden sevk edildiklerini bilmeden dedik. Şimdi evet, biz bunu yayınladığımızda belki yani sevk edilecekler. O zaman 2-3 dememiz manasız olacak. Onun şeyini vereyim. Düz futbol izleyen insanlar olarak sayı tahmini attık diyebiliriz. Yani PFDK sevklerinden haberimiz yoktur bu yayın yapılırken. Bunu merak ediyorum harbiden.
Buğra Kara sormuş. Ramazan davulu işi artık bitmeli mi? Gelenek görenek diye uykudan zıplıyoruz. Yiyip yatan insanlar, yaşlılar, bebekler uyanıyor. Gürültüye bu devirde evinde alarmı olmayan, varsa da azınlık gruba çalar saat dağıtılsın. Bu davul olayı bitsin diyorum. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Davul olayı biterse 2 sene sonra yaşlılar var, hastalar var, bebekler var. Sabahın köründe niye ezan okunuyor ya, dönmezmiş? Dönmez. Bence de dönmez ya. Niye dönmez abi, davulla yaşlılar uyanıyor abi. Davulla ezan aynı şey mi abi? Şey mi abi? Tamam da yaşlılar, hastalar bak, ezan olunca uyanmıyor mu? Davulun amacı ne? Uyandırmak beni. Tamam. Ezanın amacı ne? Haber vermek. O da alarm. Ama o ibadete evet, alarm. Evet, ibadet. Öbürü de ibadete çağır. Hayır, öbürü yemek yemeye çağırıyor. Ama abi imama bahşiş vermiyorsun gidip yani. Ya da kapımı tıklamıyor abi. Ben geçen evde oturuyorum, durup dururken kapı çaldı. İmam da senin vergilerinden yiyor. Seni tıklatıyor da sen fark etmiyorsun. İyi tıklatıyor imam da. Tamam da. Haberin yok keşke senin. Keşke kapıyı tıklatsaydın. Ya bu uyandırmama meseleleri şey meseleler. Yani buralara bir girersek ezanı da tartışmak lazım o zaman. Sabah köründe niye uyandırıyor beni demen lazım. Kültürdür ama o da var da. Kültürdür abi bu. Yani ezana da bunu diyemezsin. Ama yani abi ezana alarm kurmak zor. Oynuyor saatler şimdi ama burada hani... Yo ezan şeyleri var. Oynuyor. Hadi bunu ne yapacaksın? Ezan, 50 tane ezan uygulaması var. Telefon bir anda çalıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Uyanmak istiyorsan uyanırsın. Bilmiyorum. Ben davul işinde yokum ya. Bence... Abi bak, eğer iş teknolojiye getirirsen ezanı tamamen kaldırman lazım. Hayır, 50 tane uygulama bak, var. Telefon davulu... Allahu Ekber diye çalıyor. Koyarsın kenarına, alırsın abdestini. Ezanla davulu kıyaslayamazsın. Abi ben sana şunu söyleyeyim. Kıyas değil. Kültürü bir yerden çekmeye başlarsan ip şeyi gibi gelir abi, bakarsın elinde şey kalmamış. Bak ezan bir kültür değil ama. Ezan bir yandan da kültür abi. Sadece bir yandan dini da değil. Kültür de. Hani 50 tane yerde geçiyor marşında bilmem ne de. Biz bu ezanı kısalım ya. Millet uyanıyor. Yaptığın anda yani. Olmaz öyle bir şey. Yani bence de öyle. Ama bence davulluk bir şey davulu yok. Davulu kaldırmanın yani karşılığında o zaman bunu da yapalım. Hayır, gelmez yani. Davulu bence kaldıralım. Davulcular bizden para almasın diye. Hayır, hayır abi. Sabahın abi köründe davulu duymayayım diye. Aynen öyle. Öyle de insanların kulağına davul sesi yapmış gibi oldum ama. Bilmiyorum. Ya bir yerden bu işlere başlanırsa ucu gelir diye düşünüyorum. Şu an popülistlik yapıyorsun burada. Ezanı susturamayacaksın. Ya senin davulcu tanıdıkların mı? Nasıl oğlum? Davulcu tanıdığım var mı arada? Birisi var gibi abi. Var, davulcu tanıdığım var. Sen davula mı çıkıyorsun? Var şeyde. Gece beni görsen öyle 5'te. Ne oldu abi? Altına sıçarım seni öyle görsen herhalde. Beni gördüğün gece uyandın. En azından o gece niyet edip uyur musun? Bak desen ulan bize artık yani koskoca adam geldi uyandırdı beni. Seni davulcu olarak camdan görsem herhalde öyle aşağı bakıp herhalde derim karabasan falan bastı bana. Feci bir rüya görüyorum derim. İnanmam yani. Bir şeye gelmez misiniz? Yani? İmana mı? Aha. Seni görünce mi? Buna mı düştü lan derim. Buna kaldıysa hiç inanmam derim ben de. Din bitmiş. Zaten davulu kaldırdık diye adam neleri kaldırıyordu. Neyse. Kaldırmıyorum abiciğim, ben şunu söylüyorum. Adamın argümanı yanlış. Yaşlılar uyanıyor, davulcu gitsin. O zaman yaşlılar uyanıyor, ezan da kalksın ya. Böyle bir şey olur mu yani? Argümanı korna yanlış. Korna da çalınmaz mesela. Aynen öyle. Korna da çalınmaz. Çalınmaz zaten korna abi. Kornaya basmak çok büyük bir problem. Zaten gereksiz bir şey. Bir tane daha o zaman bizim programın klasiklerinden önce sana sorayım abi. Melikcan sormuş. Hangi dizi ya da filmi siz yazmak isterdiniz? Hangi rolü kendinize verirdiniz? Ha bir de oynuyoruz da. Aynen. Var mı bir dizi film karışık atabilirsiniz ya. İlla birinden değil de bir tane aklınıza gelen varsa alabilirim. Düşünmem lazım ya. Öyle zank diye vereceğim bir cevap abi değil ben bu herhalde ya. Ben düşünmeden cevap vereyim. Gora ve Arok'taki Arif olmak ve Cem Yılmaz olmak. Yani bir yandan da yazıp yönetmek çok isterdim ya. Bence Türk mizahının en önemli iki filmi yani. Güzel tercih. Arif güzel olmak isterdim. Arif mi olmak isterdin orada peki? Evet. Ya baş adam yani. Cem Yılmaz olmak isterdim. Yani Ezel olmak bu isterdim. Film. Ezel listin. Ama Kenan Ezel'i Rizalı oldu. Yazıp bir de Ezel mi olacak? Hem çok yazıyor hem Ezel oluyor. O çok karizma oldu. O da çok ama Ömer Ali değil. Ezel Ali. Tamam da bir yandan da yazıyor dizi. Aynen. Hem böyle bir akıl var herifte hem herif Kenan İmirzalıoğlu. Herifin şeyine baksana. CV'ye. Öyle bir yol gideyim dedim kendime. Benim hala yani şey ya yani zor aklıma var Ezel mı? Geldi. Favori dizi filminden çocuklar gitti abi. Çocuklar duymasın da. Haluk mu olur? Haluk olur. Çaycı Hüseyin olsana. Bak inanılmaz. O diziyi senaristi harbi Çaycı Hüseyin olmak isterdi. Az bir rol. Ve öz bir rol. Dillere plese oluyorsun yani. Çaylar. Ya da mahallenin muhtarlarını da isterdim. Çünkü şey zamanında mi? Maymun çok mu popülerdi. Arkada evet, dolaşan şebek. Erkan Can'ın. Şeyin Erkan Can'ın sırtındaki şebek. O yazıyor olsa ya o diziyi.
Düşün, ya ben, çocukluk dönemi ekmek teknesi falan izliyordum. Ekmek teknesi yazıyordum. Ekmek teknesinde Allah diyen adam olsaydın ya mesela. Türk bir sahnesi var herif. Türk dizisi değil de ben mesela Dark'ın senaristi olmak isterdim. Oo. Dark. Enteresan. Kafa yakıyor. Dark'ta da şey olurdun. Neydi çocuğun adı? Karısını aldatan polis. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Hannah'a şey yapan mı? He? Hannah'la. Ama o başrol ya. Neden diyor da? Ben orada. Başrol değil mi o adam? Hannah'ın başrol de olabilir. Ya bununla ilgili Kore abime güzel bir soru gelmişti de. Karını aldatır mısın polis olsan gibi bir soru mu yoksa? Üstü çoban. Bununla ilgili. Üstü çoban olsan karını aldatır mısın? Üstü çoban. Onu bir de bana sorun. 4 metresle uğraşan. Tamamen değiştirmiş sözü. İhtiyaç falan yok sözde. Vallahi alacağım güzel soru. Onu bir de 4 metres ve bir eşli uğraşan bana sorun. Hüsnü Çoban. Getyon sormuş. Demiş ki hocam Kore Hoca futbolcu olsaydı. Yani şu an hala futbol olsaydı. Yok kalmadı artık. Kesin onu haberlerde göreceğimiz gündemimizi meşgul eden o skandal haber ne olurdu? Ya bu çok bariz ya. Çok ayan beyan ya. Hiç o değil. Çok ayan beyan biliyor musun? Sen ben önce senden dinleyeyim. Çok ayan beyan. Ben söyleyeyim. Kendi cevabımı vereyim. Tamam versin tamam da yalan söyleyecek. Ben kesin bahis skandalı abi. Çok hafifletti gibi geldi bana. İmkansız abi. Bahis en ufak. Asla kendi maçına falan bahis alacak bir adam değil. Bak etik olarak korudu seni. Arkadaşları zenginletmek için bir sarı kart görürdüm mesela, anlatabiliyor muyum? Ha, sanki onu sarı yapardım. Sarı kart bahsi. Ya da maç uzatmaları yani iyi çok durumda kornere atmaca falan, korner bahsi. Yani. Maçın gidişatını çok etik ama kornerden de etkilenebilir tam maçın gidişatı. Ben bugün sarı sen gördüm beyler. Sen nasıl bir skandal öngörürdün Koray Bey? Abi şu an benim skandalımı mı söylüyorsun? Sen futbolcu olsan nasıl bir skandalla gündemimize gelirdin? Hadi bakalım. Özel hayat, çalkantılı biri olurdu diyeyim. Olurdum evet doğru. Mankenler çok var. Çok fazla gelmeyeyim o manken munken işlerine ama özel hayat, çalkantılı. Emirhan olurdu. Delibaş şekli. Yok o kadar. Koşturur. Ben hayatı boyunca hiç koşturduğunu görmedim. Emirhan koşturuyor abi. Belarus'a gitti adam bak. Hayır, şeye koşturuyor. İşte ha, kovalamaç Bumble, olarak diyorsun. Aynen. Bilmem kovalamacı ne Instagram. Olabilir. Kovalamacı hiç görmedim. Yani 10 yıla yakın oldu tanışalı. Ne kovalıyor bu herifte ya? Ne karı kız düşkünü adam. Hiç yani. Gerçek çapkınlar ama biraz olmadı. Öyle oluyormuş abi. Tabii, işte, karda yürüyüp izini belli i̇şte etmeyen. Başka soru yok mu? Hayır abi şöyle, bekarlık dönemini konuşuyoruz şu an. Yani bir ilişkin varken ilişkisine hiç sadakatsiz bir insan olduğunu görmedim. Yani iki ilişkin olduğunu gördüm. İki ilişkinde de görmedim. Evet. Ama ilişki dışında da biri geldi, biri gizli. Hayat devam ediyor. Tamam, çok dur. Görmüşümdür yani. Abi yok, on numara adamsın. Bence skandalla gündeme gelmezdin, attığın gollerle gündeme gelirdin diye düşünüyorum. Skandal daha fazla olurdu golden de. En çok dinlediğin 90'lar Türkçe pop şarkıcı ve şarkıcısını alayım abi. Özmen abi sormuş. Biz Türkçe pop çok konuştuk burada. Ben Yaşar, Tarkan, Sezen Aksu üçlüsünü çok dinliyorum. Onları şu an ben de dinliyorum ama o dönemlere dönersek ben iki tane şarkı söyleyeceğim. Benim bayağı şey modundaymış yani. Neydi ya oğlan? Böyle sazla hatta onu falan söylüyormuşum. Neyse ikinci şarkıyı söyleyeyim. Belki ilki akma gelir. Ben Doğuştan düşünmeden uğra bana, kapım açık hala sana, uyan doğuş uyan. Ben o şarkıyı çok seviyorum mesela. O şarkıyı dinledim. Biraz ama hareketli bir seni şey. De bir gün severler. Çıkasta. Sevda yüklü trenler. Mesela o beni çok bizim böyle bambaşkadır. Sürekli böyle şey yapıyor. Hah. Şey. Hadi ne iyisin, iyisin, iyisin. Neydi lan bu onu söyleyeyim? Tayfun muydu? Tayfun. Tayfun o olay var yani. Bir de abi, 90'larda mesela şey var. Hiç cevaplar verdin abi bu arada. 1, 2, 3 gol yetmez. 4, 5, 6 olsun. Metin en çok Ali herkesin Feyaz dinlediği koysun. Şey. Bu da çok dinlenmiştir 90'larda. Başında özellikle. Siz Hasan Bey? Abi 90'lar Türkçe pop dinliyorum sadece arabada. Şu an şu aralar feci döndüm yine oraya. Arabada çok iyi gidiyor. Yara çok hemen gereksiz şey yapıyorsunuz. Yine gereksiz sosyal medya abartması falan filan diyorum da yok ya, inanılmaz albümler var abi. Ya mesela albüm inanılmaz. Bir şarkı söyleyeceğim. Tarkan'ın Ölürüm Sana abi klip olarak, evet. Şarkı olarak asla 97 yılına ait değil mesela. Abi bak şarkı. Tarkan'ın 4-5 tane albümü var iyi. Sezen Aksu'nun 4-5 albümü var iyi. Yıldız 78-90 arası çıkıyor. Sertab Erener çıkıyor.
Ama Sezen bu ülkede artık niye şarkı söylesin? Aynen öyle. Diziyi izlemişler beraber abi. Aynen ha. Bahar dizisini hep beraber izlemişler. Sezen Aksu tembelliğinden söyle be şarkı. Ben diyor bu yaştan sonra diyor ne şarkısı diyor. Bu arada bizim ünlüler gerçek anlamda şunu düşünüyorum. Yani Candaş Tolga'ya katılmıyorum orada hani. Bu ülkede şarkı mı söylüyor? Alakası yok abi. Bizim, aslında bu ülkede şarkı söylüyor. Bizim ünlüler... Halkın müziğe eğlenmeye ihtiyacı abi. Yok mu abi? Kesinlikle ya. Bizim ünlülere ne ya oldu biliyor musun? Tarkan'ına da Sezen Aksu'suna da Yıldız Tilbe'sine de şu oldu. Çok hızlı bir 20 yıl yaşamışlar hayatlarında. Yorgunluk her çöktü manada. Değil mi şimdi? Her artık kafalar o müziği yapmaz abi. O beyinler artık. Beyinlerin zaten %5'ini %10'unu kullanıyorlar artık yaşayabilmek için. Değil mi? Artık. Yani o bir üretimi bitmiş adama. Yani kafa o kadar hızlı yaşamış ki çünkü. Hızlı yani her anlamda ve hızlı. Ve yeterince de üretmişler yani. Tabii tabii ya. Bir yandan da hani. Şimdi abi Tarkan istediği bırakmış. Kadar kötü şarkı yapsın. Tarkan'ın son şarkısı geçecek abi ya. O 90'larda o şarkıları yapan adamla geçeceği yapan adam bir olabilir mi? Ama mesela desin ki 3 saat sonra Harbiye'de storiesini... çıkıyorum solda. Tabii. 15 tamam dakika. Tamam da saat Tarkan'ın son dönem attığı storyleri falan izliyorsunuz mu? Artık konuşamıyor abi ya. Beyin o kadar bitmiş ki. Şey anlamında bitmiş yani. Çok hızlı yaşamış abi. Her anlamda yani. Onun insan vücudundaki etkileri. Çok çok. Tabii tabii. Gençlere de tavsiye ederim. Sohbetin o kadar hızlı medeni. Yaşamayın. Aynen öyle. Abi bize bir fikri anlatabilir mi demiş Alp Selim. Oy. Abi hiç yok aklımda biliyor bunu musun? Bunu o yüzden ya? Hani sorayım dedim arada. Var mı aklına gelen? Şu an aklım öyle bilerek. Ben ama... anlatabilir miyim küfürlü ama? Küfür yasak mı abi? Burada da mı yasak? Yok abi yani? Küfür yasak. Bir en kötü bipleriz ya. Temel yolda yürüyor. Yerde baygın yatan bir şarapçı görüyor. Şarapçıyla sahip oluyor. Şarapçıya sahip oluyor. Ondan sonra cebine para bırakıyor. Gidiyor. Şarapçı uyanıyor. Cepte parayı görüyor. Gidiyor. Şarap alıyor. Takılıyor. Devam ediyor. Ertesi gün yine görüyor herifi. Herif yine baygın yatıyor. baygın adamın yine sahip oluyor. Yine cebine para koyuyor. Yine gidiyor. Herif uyanıyor cepte parayı görüyor. Tekele gidiyor şarap alıyor. Üçüncü gün yine baygın yatıyor herif. Görüyor. Aynı işlem. Parayı koyuyor. Herif uyanıyor parayı alıyor. Bu sefer tekele gidiyor. Bir viski alabilir miyim diyor. Tekel şaşırıyor. Abi diyor niye şarap almıyorsun? Şarap diyor göt ağrısı yaptı diyor. Ağzına sağlık hocam. Çok iyiydi. Abi güzel bir fıkramızla. Halbuki yani kasacaktım hani hiç mimik oynatmayayım öyle bir şey yok. Yok abi ben beklemiyordum böyle bir şey. Abi sana çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Her zaman bizi, bekliyoruz. Bizi bırakıp giden moderatörümüz adına da teşekkür ederim. Kendisi de Roma'da ona da selam verin. Normalde onlara moderatörümüz burada olsaydı da burada olacaktı bu aynen. Arada. Şey gibi düşünme. Oyuncu değişikliği gibi düşünme. Şöyle yok, oturuyoruz normalde. 4-4 oturuyoruz. Bir sıkıntım olmaz. Fenerli yani. De olacaktı bir de. Dedik 3 Beşiktaş. 3+1 yapacaktık. Seni bir gün bir senin, sonraki Türkiye'ye aynen. Gelişinde 3+1 de belki o zaman daha güzel stüdyolarda da yine ağırlamak başımızın üstünde. Ne zaman istiyorsan abi sana çok teşekkür ediyoruz. Seni çok seviyoruz. Sen zaten E-Talks kanalının tabii. Şenol Hoca gelirse yani H'si değilsen de T'sisindir abi. Hasan peki Şenol Hoca gelirse Koray abi Türkiye'de denk getirebilirsek bir Şenol Hoca özel bölümü sözü yaparım. Gelirse yapalım. Şenol Hoca gelirse ben zaten direkt şeye gelirim. Şenol Hoca gelirse Türkiye'ye dönüyor zaten. Aynen. Şenol Hoca bir daha gelir söyleyeyim. Yardımcısı oluyor. Almanca bilen birini arıyoruz. Abi valla sevinirim. Sözleşmiş olduk biz de. Özlemişim de seni. Yaparız. Yani. Aynen güzel oldu. Ben de teşekkür ederim. En iyi 10 Şenol Güneş maçı, en kötü 10 Şenol Güneş maçı podcast'i yaparız. Çıkarmayız gibi abi. Bulamayız büyük ihtimal. Niye? Bayern, Kiev, içeride Akhisar, dışarıda Kayseri. 45 dakikası inanılmaz. Kapat ya. Kapatalım beni. Lugano. Ya saç ya Lugano. Lugano mu? Yenildi 2-0'dan 3-2. Bunun gittiği maç, çıktığı maçtan sonra. Bodo Glimt. Bu senin bu sigara yaktığın şey maç değil mi? Hayır o maç ilk maçı İbrahim. Ben bu gece sende kalıyorum ya. Tamam. Doğuş gibi geleceğim sanıyorum. Uyan. Abi uyan. Benim rüyalar ya. Bu gece sahur zor geçecek. Kaçıyor hadi.